Abi videodayız. Evet. Öncelikle yeni modelimizin ön kısmından başlamak istiyoruz. LED'ler uzunlar kenarlardaki, kısa ortadakidir. Bunu hemen hızlıca da bir gösterelim. Tabii marşsız. LED'leri gösterdik. Yanımızda ayarlanabilir. Çıktıkları zaman bir yukarı ya da bir aşağı inme şansı var. Aynalar her zamanki gibi manuel katlanabilmekte. Ve çapı normal scooter'lar haline geliyor. Öndeyken hemen anlatalım. Ters maşa bütün sarsıntı aşağıda. Kaliper 16 noktadan tutuyor. Sağda ve solda çift pistonlu şeklinde. Çelik bütün tamamıyla yani çelik. Papatya gözüktüğü gibi. Radyatör kısmı öyle. Ön kısmı böyle. Ön tarafa doğru geldikten sonra egzoz çift çıkışlı. Hemen bir sesini dinletelim. Hazır arkadaşlar. Sesini hemen dinletelim. Hemen oradan şöyle dönerek zinciri gösterelim. Zincir aktarmasını. Aktarmanın zincir olması tork kaybını muhtemelen. Bütün ayarı burada. Temizlikten sonra hiçbir şey yok. Salıncak amortisör dikey ve yatay. Arkadaki artçının konforunu sonuna kadar götürüyor. Tekerlekler Maxxis. Değiştirmeye kesinlikle gerek yok. Bu şartlarda gitmesinin hiçbir sıkıntısı yok. Aktarması ile ilgili bu tarafa doğru geliyoruz. Küçük burada bir cebimiz var. Akümüz sağ tarafta. Akümüz sağ tarafta. 1, 2, 3 tane bir de çıktıktan sonra kapak çıkıyor. Akü tam buraya gömülmüş vaziyette. Benzin deposu buradan önde olduğu için ağırlık ve bütün yük ön tarafa yapılmıştır. Onun açılması da açtıktan sonra sola çevirerek kapak açılıyor ve kapandığını düşünün. Elektrikli sele altını açmak için dokunmanız yeterli, amortisörlüdür. Büyük kask, şuraya bir ayraç koyarsanız bütün malzemeleri de buraya koyabilecek kadar da genişliği de çok güzeldir. Ekranlarda şurada gördüğü gibi mod tuşları var. Oradaki de tuşa basılı tutarsanız şuradaki gördüğünüz modu kendi zevkinize göre değiştirme şansınız size sunulmuş. Hareket halindeyken yukarı ya da aşağı tuşlarına bakarak kilometre devir ya da tam tersi devir kilometre yapabilirsiniz. Saatinizi aktif olarak görebilirsiniz. Ne zaman motor çalıştığından itibaren ki kullandığınız zaman süresi, distans ortalama kilometresi, hızınız diyagram olarak gösteriyor maksimum. Ve RPM olarak da en fazla yaptığınız yükseklik de gösterilebiliyor. Şuradaki iki tuş, şuradakiyle beraber yağ kullanımıyla odo, tripler hepsi burada mevcuttur. Üsttekine basarak sıfırlıyorsunuz aktif olarak çalışmasıyla ilgili. Burada bir cebimiz daha bulunmaktadır. Şurada USB girişimiz bulunmaktadır. Şöyle söyleyeyim. Bileğimden fazla içeri giriyor. Aynısını da görsel olarak göstermemde fayda. Burası biraz daha küçük. Acil durumlarda şu anahtar size teslim ediliyor alındığı zaman. Bu anahtarla selenin açılmadığında güvenli hale getirebiliyoruz. Cam şekli böyle. Motorun güvenliği çok çok iyi. Ağırlığını şu şekilde gösteriyoruz. Biz elimizde tutuyoruz. Neredeyse bırakarak kendi kendine duracak şekilde sadece parmak ucuyla motor duruyor. Dengesi çok güzel. Lastik yapısı çok güzel. Sehpayı kaldırması neredeyse çok basit. Çok çok başarılı ve sesiyle beraber güzel bir model. Karşılık anlamında söylemesek bile artı eksileri anlamında artısı var, eksisi var, eksisi var, artısı var şeklinde de açıklamalar yapılabilir ama firma konuşmadığımız için şimdilik bu şartlarda gidiyoruz. Muazzam bir model. Çok güzel bir model. Alıcıya şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Yapar.
gerçek şekilde de bu şekilde gözüküyor.